Hakan Hanoğlu hattımızda. İyi akşamlar, iyi geceler Hakan Hanoğlu. İyi akşamlar efendim. Şimdi biz sizi borsaya yakınlığınızla biliyoruz. Özellikle Galatasaraylıların çok sevmediği bir isimsiniz. Zaten siz Fenerbahçelisiniz. Ve bu anlamda da bakıldığı zaman Galatasaray karşısında gibi görülen bir isimsiniz. O yüzden bu girişi yapmak zorunda hissediyorum. Telefon numaralarımız var, Twitter ve Facebook hesaplarımız var. Arkadaşlarımıza ulaşabilir bu konuda yetkili Galatasaray adına da konuşacak birisi varsa. Öncelikle onu vurgulayayım. Ondan sonra sözü size bırakayım. Nedir son zamanlarda olaylar? Mehmet Baransu'nun ifadelerinden sonra ne söylemek istediniz? Öncelikle Müşah Bey, Lemi Bey, Adnan Bey, Mehmet Bey ve size saygılarımı ifade ediyorum. Gecenin bu saatinde en azından bu nezaketi gösterip aradığınız için. Şunu söylemek istiyorum. İki hafta önceki programda bu yürüyüş sonrası Ankara'ya dönerken küçük bir bağlantı yapılmıştı. Daha sonra birkaç bağlantı daha yapılacaktı ama olmadı. Program uymadı. Mehmet Bey'in o günlerde şaşkınlıkla duyduğum bana %100 haklıdır arkadaşım söyledikleri. Ben bunu Ekim 2012'den beri 2012'de yazdığım yazıda söylemiştim. Lafını gerçekten takdir ettim. Çünkü birçok açıdan kendi söylemlerine katılmıyorum. Ama bu konuda en azından Galatasaraylı küçük yatırımcıların haklarını korur mahiyette ve Galatasaray Kulübü'nün ve Galatasaray Şirketi'nin yaptığı usulsüzlükleri değinir mahiyetteki açıklamasına sevindim. En azından bir noktada müşterek olduğumuzu gördüm. Öncelikle bunlara geçmeden bir şey sorayım. Biz geçtiğimiz günlerde yapılan röportaj yayınlanacak mı televizyonda bugün? Yoksa sonraya mı bırakılacak? Hayır, bu akşamki programımız akışında var. Tamam. O programda zaten özetlemiştim ama şimdi isterseniz o zaman kısaca o programa yönelik bazı sözcükler söyleyeyim. Birincisi Mehmet Bey'in o yazısını hatırlıyorum. Ekim 2012'de. Sadece küçük bir düzeltme yapayım. Ben Eylül 2012'de Galatasaray Kulübü ikinci sermaye artımına başvurduğu andan itibaren bir mücadelenin içindeyim. Evet, gazete yazarı değilim. Sadece bir taraflı küçük yatırımcı olarak Twitter ve sosyal medyadan yazıyordum. Şubat'tan itibaren de blog sayfamda ve diğer bazı yayın organlarında televizyonlarda yazıyordum. Dolayısıyla kendisi bizzat ifade etmişti. Habertürk'ten Sayın Yavuz Senerci. Evet. Kendisinin Ekim 2012'de yazdığı bir yazı vardır ama benim Eylül 2012'den beri süren 8 aylık mücadelem. Bu mücadelenin sonunda da bugün gerçekten SPK'nın devlet olduğunu hatırlaması, SPK'nın kurallarını koyması ve 2012'deki başta olan Galatasaraylı Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Vedat Akkiray'ın görevden uzaklaştırılması hakkında başbakanlık soruşturması açılmasına kadar giden bir olay vardı. Hakan Hanoğlu, Hakan Hanoğlu, lütfen söylediğinizi unutmayın. Lütfen hattan da ayrılmayın. Arkadaşlarımızın sizinle yaptığı röportajı yayınlayalım. Daha fazla bilgi sahibi olalım. Konuşmaya öyle devam edelim. Memnuniyetle, memnuniyetle. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gelen şartlı izinle sarsılan Galatasaray'da SPK gerçeklerini borsacı Hakan Hanoğlu açıkladı. İşte SPK olayında bilinmeyenler. Söylediğimiz ilk gün söylediğimizde ise bugün aynı yerdeyiz. Artık SPK devlet olduğunu hatırladı. Devlet kurumu olduğunu hatırladı. 2013 başından önce 2012 Mayıs'ındaki sermaye artırımındaki gibi Galatasaraylı kongre üyesi SPK Başkanı Vedat Akkiray ki hakkında soruşturma açılmıştır. Zamanındaki gibi usulsüz bir sermaye artırımına izin vermedi. 14 Şubat akşamı SPK ağır kurallar getiren bir açıklama yaptı. Ne dedi? Eğer hakim ortak yöneticisi şirket yöneticisiyle aynı ise bu ikisi birbiriyle anlaşarak Altak Geber Külah küçük yatırımcı dolandıramazlar. Ne yapacaksın kardeşim? Sen hakim ortak olarak gideceksin bütün hisseleri, bütün sermaye artırımını sen koyacaksın. Sonra küçük yatırımcı isterse gelip senden alacak. Onun dışında bir şey yapamazsınız. Bu yüzden Galatasaray yaklaşık 313 trilyon bekledi, 313 milyon TL beklediği sermaye artırımında sadece fiktif bazı işlemlerle bilançolarda yarattığı 173 milyonluk artışa razı olmak zorunda kaldı. Ki bir de %50-55'ine denk gelir bunun. O 173 milyon da kaydı paradır. Bir cepten çıkıp diğerine girecektir zaten. Artı hiçbir para olmayacak. Galatasaray mecburen SPK'ya boyun eğmiştir. Ve SPK o kuralları uyguladıkça bence Türkiye'nin sermaye piyasası düzelecektir. Çünkü Galatasaray camiası bu mağlubiyeti kabul etmediği için 40'a sattık onu alıyoruz. Mesela ona değil 1 dolara bile şu anda hisse alacak durumu yok Galatasaray. Galatasaray taze para olarak 1 dolar bile yatıracak durumu yok. 157 milyon eksi öz kaynaktı. Şu anda gelecek olan parayla artı 15'e zar zor dönüyorlar.
Ama döviz artışlarıyla, ama bu son 3 aydaki 42,5 milyon euroluk transferlerle onun tekrar eksiye dönmesi söz konusu. Dolayısıyla orada dikkat edilmesi gereken konuşudur. Galatasaray'ın bu sermaye artırımı sadece ve sadece, belki diyorum ki olacağına inanmıyorum, UEFA lisansı içindir bu seneki. Kazanırsa ikinci, üçüncü olur. Şampiyonlar Ligi'ne giderse UEFA'da oynayabilmek içindir. Onun dışında şirkete bir kaynak girmemiştir. Ve Galatasaraylı küçük yatırımcı, renk aşırı küçük yatırımcı, gidip parasını bayılmış ama 135 TL'den 20 liraya düşmüş bir hisseden bahsediyoruz. Bu artık ağlamayacaktır. İnşallah da kazançlarını sağlayacaklardır. Ünal Aysal'ın o genel kurulda ayrılması, ekibinin tekrar düzeltilmesi, Galatasaray'ın Galatasaray aşığı, ayağını yorganına göre uzatacak, Beşiktaş'ın feda döneminde yaptığı gibi bir operasyona geçmesi lazım. Beşiktaş bunu yaptı, şu anda değeri Galatasaray'dan fazla. Bakın, Galatasaray dünya kulübü diyoruz. O batan Beşiktaş, o UEFA'ya gidemeyen Beşiktaş şu anda değer olarak %25 daha fazla Galatasaray'dan. Devre arasında 42,5 milyon euroluk anlamsız transferler yapıldı. Bunun da sebebi şudur, UEFA'da biliyorsunuz men dışı cezalar da var. Eğer ayağını yorganına göre uzatmazsanız, bütçe uymazsanız transfer yasağı gelir. Önümüzdeki dönemlerde gelebilecek transfer yasağına karşı da bir hazırlıktır. Dikkat edin, çocukların hepsi gençtir. Gelecek vadeden çocuklardır. Hepsini takdir ettim ama bu borçla yapıldı. Galatasaray'ın borcu daha da arttı. Ama bundan sonraki dönemde gelecek olan yeni yönetim sıkı bir bütçe denetimiyle, ki bugün ilginç gazetelerde haberler var. Bir avukatın Galatasaray'a yaptıkları gibi ilginç şeyler var. Üzüldüm. Bir koca kurum, bir Türk şirketi ve spor kulübü 100 yıllık. Bunlara razı olmamalı. Sermaye piyasasından değil, futboldan para kazanan bir şirket yaratılmalı. Bakın, 3 Temmuz sürecinde 2 defa UEFA'dan men almış, 2 şampiyonluğu kaybetmiş ki Galatasaray kazandı bunları. Bir şampiyonluğu hala alınmaya çalışılan bir Fenerbahçe'nin değeri şu anda Galatasaray'ın 2 katı üstünde. Bunun sebebi bütçesel dengedir. Bunun sebebi kurumsal yönetimdir. Ben yaparım olduğuyla bu iş olmaz. Dengeli bir şirket yönetimi, dengeli bir kulüp yönetimi ve taraftarlara da bakın gelin Galatasaray kötü durumda, destek verin diyecek olan bir yönetim lazım. 2000 yılında UEFA kupası alındıktan sonra bu paraya dönüştürülmedi. Hiçbir zaman da dönüştürülemedi ve 10 yıllık süreçte bütün bilançoları, her yıl 4 bilançoları, mesela 40 bilançoyu koyarım ortaya, futboldan Galatasaray para kazanamadı. Tek kazandığı para 2012 yılındaki sermaye artırımı. Bu senekinden de kazanamadı. Dolayısıyla gidişatın sorumlusu başarıyı paraya dönüştüremeyen yöneticilerdir. Bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bu konu özellikle benim hiç ilgi alanıma girmeyen bir konu, bilgim yok. Galatasaray tarafından bakan bir yetkili sıfatlı birisi varsa lütfen telefon numaramızı zaman zaman arkadaşlarımız ekrana yansıtıyor. Twitter ve Facebook hesaplarımızdan da bize ulaşabilir. Bunu özellikle vurgulayayım. Hakan Hanoğlu'nun söyledikleri bunlar. Mehmet Baransu'yla belki bir sohbet gerçekleştirirsiniz bu konuda. Hakan Bey Fenerbahçe zaman zaman da tartışıyoruz kendisiyle. Yani şu anlamda tartışıyoruz. Yani ayrı görüşlerdeyiz özellikle bu şike süreciyle ilgili. Eğer de Hakan Bey de benim ne kadar tarafsız ve bağımsız olduğumu en azından bu yazımla görmüştür. Sadece şunu söyleyeyim Hakan Bey'e. Okudum, söyledikleri hepsi doğru, birçoğu doğru ve yani şu anlamda birçoğu doğru. Kendim de zaten yazımla belirttim. Sadece katılmadığım bir şey var Hakan Bey'e. Yani bu sermaye, SPK ile ilgili şeyler, sermaye UEFA lisansı için yapıldığına şöyle katılmıyorum. Yani ona katılmıyorum. Bu amaçla yapılmadı ama tabii ki borçları ödemek için, borçları daha doğrusu düşürmek için yapıldı. Beşiktaş Fenerbahçe'nin hisse değerine, borsa hisse değerine gelince borsa biraz manipülatif bir şey maalesef ama maalesef. Ya bu değerler her an değişebilir ki biz geçmişte çok bunun örneklerini sık sık gördük. O açıdan hani ben yani borsa değerlerine çok da bakılmaması gerektiğini düşünenlerdenim açıkçası. Çünkü her an her şey olabiliyor. Takımlar kötü gittiği zaman maalesef kulüpler zarar edebiliyor. Bu zarar çok daha büyük olabiliyor. Bir de yani SPK olayında bence atlanan bir şey var. Riva arazisiyle ilgili bir tartışmalar var. Onun üzerinden Riva arazisinin şirkete aktarımı ve Galatasaray'ın oradan yatırımcısından Riva arazisini kaçırma gibi bazı iddialar var. Bunlar da ciddi iddialar. Galatasaray'dan bu konuyla ilgili bir açıklama gelir mi? Bu konuyla ilgili açıklama geleceğini ben zannetmiyorum. Galatasaray o dönem bir takım açıklamalar yaptı. Sayın Başkan açıklamalar yaptı. Bir televizyon programına çıktı. Benimle de konuştu. Ben de Sayın Başkan'la röportaj yayınladım. Gazetede tam
tam sayfaya yakın bir röportaj yaptım bu konuyla ilgili. İddiaları sordum. O cevapladı ama o günden beri sessizliğini koruyor. SPK Başkanı da Galatasaray'dan dolayı değil, Galatasaray benzeri birçok şirketle ilgili, halka açmayla ilgili, sermaye artırımıyla ilgili hakkında çok iddia olduğu için görevden alındı. Tek neden Galatasaray değil. Hakan Anoğlu varsa birkaç cümle alayım. Hemen cevap vereyim. Mehmet Bey'in zannediyorum belki siyasi süreç, belki sözde şike süreci dolayısıyla yoğunluğunu fazla veremediği bazı konular. Örneğin Riva konusu Sayın Ünal Aysal'la görüşüp onları aktarmış. O yazısını çok iyi hatırlıyorum. Konuyla ilgili çünkü yakinen iyi. Şöyle bir şey daha söyleyeyim Hakan Bey. Çok özür dilerim. Daha sonra Riva ile ilgili bir yazı daha yazdım. Onu da şimdi tarihini hatırlamıyorum. İnternette bütün vardı. Bütün yazılarınızı hatırlıyorum. Ha, yok, 3 yazı yazdım ben bu konuyla ilgili. Bir de sadece Riva'yı ele alan bir yazı yazdım. O da şöyle, yani yatırımcılar Riva'nın kaçırılacağını söylüyorlar. Yani bu şöyle bir şey, futbol severler anlamazlar bunu ama şunu söyleyeyim. Riva Galatasaray için çok önemli. Bunun yani şirkete değil, şirkete verilmesi gerekirken dernek üzerinden bir takım pazarlıklar yapılıyor. Yani Riva Galatasaray açısından önemli. Orada da yönetim maalesef başka planlamalar içerisinde. O zaman insanların Hakan Bey, insanların kafası karışmadan Riva ile de ilgili bir röportajınız var bizimle. Onu da verelim. Ben de onu söyleyecektim. O yayınlandı sonra cevap verecektim.